Sayın seyirciler, Han Vakfı'nca düzenlenen ve ilki 2016 yılında gerçekleşen İlahi Aşkın Sesi Milletler Arası Beste Yarışması'nın başvuruları devam ediyor. İlahi ve naattan oluşan eserlerin yarışacağı yarışmada dereceye girenleri çeşitli ödüller bekliyor. İlahi Aşkın Sesi Milletler Arası Beste Yarışması'nın amacı insanların benimseyeceği, gönülleri titretecek ilahilerin bestelenmesi ve bu alanda genç bestecilere fırsat tanımak. 1 Temmuz'da başladı yarışmamız. Online başvurular devam ediyor halen. 30 Kasım'da sona erecek. 30 Kasım'dan sonra da Aralık ayında jüri değerlendirme yapacak. Yine online şifre vereceğiz jüri üyelerimize. Şimdiye kadar bu 2 aylık süreçte, yani bana verilen bilgiye göre 1000 kişi şartnameyi indirmiş, güfteler kitabımızı indirmiş. Dolayısıyla bunlar inceliyorlar, çalışıyorlar, beste yapacaklar demektir. Yani inşallah 1000'e ulaşacağız gibi geliyor bana. Siyasetçi, akademisyen, bürokrat, bestekar, gazeteci ve iş adamlarının yer aldığı Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı tarafından gerçekleştirilen yarışmanın ilki geçtiğimiz yıl düzenlenmişti. Yarışma kendi alanında, yani Türkiye'de düzenlenen ilk ve tek yüksek ödüllü ve milletler arası ilahi beste yarışması olma özelliğini taşıyor. Gönlü yüce Allah dostlarımız var. Onların gün yüzüne çıkmamış eserleri var. Bunları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Birinci hedefimiz bu. İkincisi, yani tasavvuf ve tekke musikisinin repertuarını zenginleştirmek istiyoruz. Orada da bir tekrarlar çok yapılıyor. Evet. İlahi Aşkın Sesi Milletler Arası Beste Yarışması'na devam eden başvurular 30 Kasım'da tamamlanacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından 30 Aralık'ta sonuç açıklanacak. Yani istiyoruz ki yeni yeni eserler gündeme gelsin, söylensin ve dinlensin. Peki. Ve bütün bunların etkisiyle de inşallah bu ilahi aşk gönüllere nüfuz eder. Genç bestekarları teşvik etmek amacıyla ödülün artırıldığı yarışmada kazanan 21 eser için toplamda 50 bin lira ödül sahiplerine gala konserinde takdim edilecek. Yarışmanın ilk 3 derecesine 15, 10 ve 5 bin lira para ödülü verilecek.